Nereye gidiyoruz lan? Merhaba. Bugün İstanbul'un kalbinin attığı yerde Sultanahmet Meydanı'ndayız. Türk İslam Eserleri Müzesi'nde. Türk İslam Eserleri Müzesi bildiğiniz gibi İbrahim Paşa Sarayı. Neredeyse 5 asırdır ayakta olan bir yer. Muhteşem yüzyıl diye anılan 16. yüzyılın parlak binası. Ve tarih boyunca ayakta kalan güzel bir bina. Birçok gravürde, resimde, minyatürde burayı görmek mümkün. Peki neden buradayız? Bugünkü konu başlığımız fotoğraf. Fotoğraflar hakkında konuşacağız. Türk İslam Eserleri Müzesi'nde İzzet Keribar'ın sergisini gezdik. Onun hakkında konuşacağız. Her zamanki gibi yanımda Halil İbrahim İzgi Hocam var. Konuğumuz yine birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nagihan Hocam bu hafta bizlerle birlikte değil. Nereye gidiyoruz dedik. Nagihan Hocam bu hafta siz gidin. Ben daha sonraki haftalarda katılırım dedi. Bu hafta olmadan gerçekleştirmeye çalışacağız programımızı. Bu hafta erkek erkeğe konuşacağız. Evet, o hep bizimle birlikte her evet. zaman. Evet. İzzet Keribar sergisi hakkında konuşacağız bugün. İzzet Keribar hakkında neler düşünüyorsunuz hocam? Ben röportajlarını okudum. Böyle garip, farklı, ilginç, hoşuma giden bilgiler var. Neler anlatalım? Şimdi tabii ki burada miras, Osmanlı mimarisi ve Çin'in sanatı sergisi açıldı. O nedenle zaten buradayız. Hem kendisinin fotoğraf sergisini görmek istedik. Hem de bu atmosferde fotoğrafın ne anlama geldiğini, fotoğrafın hayatımıza nasıl pencereler açtığını düşünüyoruz. Herhalde merak, fotoğraf dediğimizde hepimizi birleştiren şey merak. İzzet Keribar da herhalde meraklı birisi olmalı diye düşünüyoruz. Evet. Ve bu merakın peşinden birçok fotoğrafçı olduğu gibi değil mi? Sizde hoş bir hikayesi var zannediyorum bunun. Evet, ben kendisinin röportajını okudum. 16 yaşındayken abisi kendisine bir fotoğraf makinesi alıyor. Meraklı, çekmeye çalışıyor, fotoğraf çekiyor, İstanbul'da geziyor. 20 yaşı bitirince askerlik zamanı geliyor. 1957 yılında askere gidiyor. Biliyorsunuz 1950'li yıllarda Kore Savaşı var. 1952 yılında Türkiye asker gönderiyor Kore'ye. 1957 yılında da yine Kore'ye asker gönderilecek. Aynı zamanda tercümanlara ihtiyaç var. İzzet Keribar'ın bulunduğu gruba gönüllü tercümanlar arandığı söyleniyor. İzzet Keribar da gönüllü tercüman oluyor. 6'sı Musevi, 30 kişi Kore'ye gidiyorlar. Orada hem tercümanlık yapıyor, hem farklı o coğrafyayı gezmeye çalışıyor, farklı yerleri görüyor ve fotoğraf çekiyor. Bunun hayatındaki büyük kırılmalardan veya kırılma demeyelim, hani hayatındaki hoş anlardan birisi olduğunu söylüyor. Yön veren anlardan evet, birisi. Merak duygusunun peşinde, hani korku yok, cesur, yeni bir şeyi keşfetmek istiyor. Bunu Semaviyeci Hoca'da da ben görüyorum. 1930'lu yıllarda İstanbul'la alakalı, surlarla alakalı bir ödev yapmak istediğinde arkadaşla birlikte surlara geliyor. O merak duygusu bize müthiş. Herkes çekiyor ama milyonlarca turist bu fotoğrafları çekiyor. Şimdi geliyorlar, yani işte baktığımızda Sultanahmet'te vesaire yerlerde gezerken bakıyoruz. Herkes hayret ve merak içinde fotoğraf çekiyor. Belli alanlar var mesela, herhalde en fazla fotoğrafı çekilen yer Ayasofya Camii. Evet, Ayasofya, Sultanahmet Meydanı. Kesinlikle çok abidevi eserler. Zaten hani İzzet Keribar'ın da bu sergisi muhteşem bir şey. Çünkü İstanbul dediğinde mimari. Mimariyi de şehirle birlikte gösterebilmenin şeyi, zamanı mekanla birleştiren bir kesişim kümesi herhalde fotoğraf. İnsan merak ediyor, zamanı da dondurmak istiyor aslında. Fotoğrafın tarihinden bahsederiz. Fotoğraf makinesi icat edilmeden önce resimler yapılıyordu, gravürler yapılıyordu. İstanbul fethedilmeden önce Fatih tarafından İstanbul'un en eski işte gravürlerinden birisi bahsedilir. Bundalmonti haritası vardır. Yani bunların hepsi bizim şehri anlamamız, yaşadığımız yeri tanımamız için çok muazzam doneler veriyor bence. Yani ama ilk önce herhalde kendimiz etrafımızın fotoğrafını çekmeye başlıyoruz bu şehirden önce. Ben merak ediyorum mesela, bu da ayrı bir merak. Merak diye başladık, bu da ayrı bir merak. İlk olarak hangi fotoğrafı çektiniz? Hatırlıyor musunuz hangi fotoğrafı çektiniz? İlk olarak. Çok i̇lk, zor bir soru. Çok zor bir soru değil mi? Çok basit gibi geliyor. Yani hayatta ilk anımızı hatırlayabiliriz belki. İlk hatırladığımız şey birçok kişi hatırlayabilir. İlk olarak şunu hatırlıyorum diyebilir ama ilk fotoğraf... Ben de hafızamı yokladım. Benim için de zordu. Bilmiyorum, belki izleyicilerimizden hatırlayanlar olur. İlk şu fotoğrafı çekmiştim. İlk çekildiğimiz fotoğraf olabilir. Evet. Bebeklik fotoğraflarımız vardır. Kendimizin hatırlamadığımız zamanlarda fotoğraflar vardır. O zaman daha kolay bir soru soralım hocam.
En son hangi fotoğrafı çektiniz? En son sarayı çektim, Topkapı Sarayı'nı. Topkapı Sarayı'nı buraya gelirken? Üsküdar'a giderken vapurdan Topkapı Sarayı'nı çektim. Çünkü güneş batmak üzereydi. Tabii ki bu artık klasikleşen bir manzara. Hemen fotoğrafını çekmek için yöneldim. Siz ben, hocam? Topkapı Sarayı dediniz. Benim fotoğrafı ben sonra cevaplayayım. Ay fotoğraflarını, bu süper ay diyorlar Dolunay fotoğrafları. Anadolu Ajansı, yani böyle ben artık onların önceden fotoğrafını çekmeye çalışırdım. Tabii ki elimizdeki makineler gözümüzün gördüğü netliği veya güzelliği veremiyor. Ben en sonunda diyorum ki Anadolu Ajansı'nın fotoğrafçıları çekiyordur bunu. Ben rahat olayım. Ertesi gün bakarım veya birkaç saat sonra sosyal medyaya düşer bakarım diye, o rahatlıktayım. Ben mimari detayları çekmeyi çok seviyorum. En sonunda bu gelirken işte bu İbrahim Paşa Sarayı'na çektim. Hmm. Türk İslam Eserleri Müzesi'ni dışarıdan çektim. Gökyüzü ve birleşince, mimari birleşince hoş detaylar ortaya çıkabiliyor. İstanbul zaten fotojenik bir şehir. Sonbaharda ayrı güzellikler sunuyor. Yazın ayrı tabii, güzellikler. İlkbahar zaten. Erguvanların peşinde fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. İlkbahar programlarımızdan birinde de Erguvanlara doğru gidelim yani. İnşallah. Tabii İstanbul'a gelen turistler ilk olarak Ayasofya'ya yöneliyor. Sultanahmet Camisi geziyorlar. Biz de öyle. İlk olarak hani programı açarken söyledim. Şehrin kalbi burada atıyor neredeyse. Bu bölgeyi tanımaya çalışıyoruz. Burayı çekiyoruz. Aslında bir de şu soruyu soralım. Mimari eserlerin fotoğrafını çekmek mi, yoksa artık elimizdeki akıllı telefonlarla biz ön plana çıkıp arkamıza mimari eseri almak mı? Yani biz mi, dışarısı mı? Şimdi hocam, insanın kendisiyle kavgası zannediyorum bitmiyor. Hepimiz vesikalık fotoğraflarda biraz tipsiz olduğumuzu düşünüyoruzdur bir kere. Ya fotoğrafçıya kusur buluruz bir de. Sen beni iyi çekemedin. Ya bizim tipte biraz bozukluk olamaz mı? Veya fotojenik olmayabilir miyiz? Yani şunu da soralım hadi. Şeylerden, vesikalık fotoğraflarından memnun olanlar mı daha fazladır, olmayanlar mı daha fazladır? El isterseniz büyütelim. Biyometrik fotoğrafları beğenenler var mı? Ya biyometrik fotoğraf bizim yani böyle maşallah yumurta gibi çıkıyoruz hepimiz. Ya yani sanki biz değiliz, kendimiz değiliz yani, orada çıkan. Şimdi gülümseme yok, duygu yok, hiçbir şey. Hocam işte diyorlar işte çok işte şöyle olmasın, böyle olmasın filan, zaten insan geriliyor. Bir şey de nüfus cüzdanı değiştireceğim. Evet. Eskiden de böyle bir sabah çıkmışım böyle olur ya, hani gitmeden önce çektirirsiniz. Sabah nemrutlu olur böyle suratınızda falan. Öyle bir fotoğraf çektirmişim. Aman ne olacak diyorum, ama en fazla insanların sizi eşleştirdikleri fotoğraf o. Daha sonra günün birinde değiştirme zamanı geldi. Hanımla gittik nüfus idaresine. Biz dedik nüfus cüzdanını değiştireceğiz. Dediler, şöyle fotoğrafa baktı, bana baktı. Tabii böyle bir hafif daha tombişim böyle, yüz biraz daha tombiş, biraz daha asık surat, tam böyle Chicago gangsterleri gibi duruyorum. Oradaki nüfus görevi memuru hanımefendi dedi ki eşime, siz dedi bu kişiyle aynı kişiyle evli olduğunuza emin misiniz dedi, bu kişiyle o kişi aynı mı dedi. Ben de bir başvuru için gittim. Farklı farklı fotoğraflar vardı. Cingöz Recai gibi dedi. Kaç farklı yüzünüz var? Birinde top sakal var. Birinde top sakal yok. Parlak böyle tıraşlı. Ama farklı farklı zamanlarda toplanmış, verilmiş formlar vardı. Her birinde farklı fotoğrafı görünce şöyle hemen bir tedirgin oldu. Siz misiniz? Kimliğinize ayrıca bir bakalım. Kimlikteki fotoğraf farklı mı? Ama evet, kendimizle oynuyoruz. Yani. Fotoğraflarımızı da paylaşırken sosyal medyada ben zaman zaman denk geliyorum. Üzerinde oynanmamıştır. No filter. Yani no filter. Doğallık aranıyor. Evet. Bir de şey var. Hepimizin verdiği o pozlar veya işte fotoğraf çektirirken falan. İki tane şey var. Hani bir hep herkes fotoğraf çektirir. Bir şu an vardır. Ya bir de beni tek çek. Evet, anı var. Bir gruptan ayrılma, evet. Bir kendim de varım, ben bireyim, onu fotoğrafta göstermek istiyor, kalabalıktan farklı. Birlikte çekilelim, evet bu güzel bir şey, ama bir de beni tek çek. Hani belki işte tek kullanmam gerekir veya öyle kullanmak istediğim zamanlar olur. Bir de şey, haberim yokmuş gibi çek. Ha evet. Bir de haberim yokmuş gibi çek. Ben sanki haberim yokmuş gibi çek falan böyle. Doğallık aradığımız şey, biraz fotoğrafta böyle psikanaliz gibi yapmış olacağız ama biraz şey arıyoruz sanırım. Kendimizi arıyoruz orada fotoğrafta. Birey olarak neredeyiz? Doğru. Kendi başımıza nasıl duruyoruz? Bir anlam ifade ediyor muyuz? Bunu arıyoruz. Bir de doğallık arıyoruz galiba. Ben kendimden örnek vereyim. 80 kuşağından
Yani çocukluğum 80'lerde geçti. Bizim zamanımızda dijital fotoğraf makineleri yoktu. O filmler konuluyor. 36'lı evet. Makaralar. Tabii ki onunla da kendinizi çekemiyorsunuz. Bir yeri çekeceksiniz. Şevket Bey'le, Mehmet Şevket Ege Bey'le tanıştığımda fotoğraf çekmeyi biliyor musun dedi. Yani dedim basıyorsunuz işte. Şipşak. Bu mu? Bu mu dedi. Bu mu? Hemen dedi bir fotoğraf makinesi alıyorsun. Gittiğin yerleri fotoğraflıyorsun. Fotoğraflarını arşivliyorsun. Bakıyorsun farklar nedir göreceksin. Hep biz işte sokakta gezerken sokağa çekiyoruz. Bir yerde tarih eser görüyoruz onu çekiyoruz. İnsanları görüyoruz onu, ama kendimizi çekmiyoruz. Şimdi yeni nesilde o telefonla birlikte fotoğraf çekmeye başladıkları için kendileri ön planda. Ben bakıyorum kendimi koyduğum fotoğraf pek de yok. Hani böyle garip bir ayrım var. Bir de fotoğraf tarihine biraz yol alırsak İstanbul herhalde en çok fotoğrafı çekilen geçmişte şehirlerden birisi. Ta 1800'lü yıllarda fotoğraf makinesi icat edildikten sonra, fotoğraf çekilmeye başlandıktan sonra İstanbul'u da saray, efendime söyleyeyim, Boğaziçi, Haliç, insan manzaraları bol bol çekiliyor. Ünlü fotoğraf sanatçıları var. İstanbul'da Pera'da, yani Galata, Beyoğlu'nda stüdyolarını kuruyorlar. Ben şöyle bir araştırdım, denk geldim. Beyazıt'ta stüdyosunu kuran, Pera'ya taşıyan var. İlk olarak Ermeniler bu işe yöneliyorlar. Türkler arasından da girenler. Abdullah biraderler var. Evet, evet. Saray fotoğrafçısı. Ressam Hazreti Şehriyari diye geçiyor. Evet, saray fotoğrafçısı. Onlar büyük imtiyaz. Evet. Her yerde fotoğraf çekmek için önde kuyruk oluşturuluyor. Ve güzel fotoğrafları imza atıyor. Şöyle keskinliğine bakınca Kız Kulesi'nin eski halini görüyoruz. Ya da günümüzde bir yakınma var. İstanbul artık ağacı olmayan bir şehir gibi. Sinan Gelin de bunu çok vurguluyor. O siyah beyaz fotoğraflara bakınca İstanbul'un eskiden de çok yeşil olmadığı, hatta günümüzde bir boğazın belirli bölgelerinin ağaçlandırıldığı, daha yeşil bir İstanbul olduğu söyleniyor. Karşılaştırınca da görüyoruz. Hani burada da bizim bir bu ayrıma dikkat çekmemiz lazım. Günümüzde de her şey bitti, ağaç kalmadı deniliyor. Eskiden de yok ki. Evet, o yani, fotoğraflar işte bunları görmek için büyük bir imkan. Bir de şu var, fotoğraf belli ölçülerde şimdiki kadar böyle doğal, yani kısıtlı imkanlarla çekildiği için en güzel şeyler mesela Abdullah biraderlerin evet. fotoğraflarında bütün şehir toplanıyor. Neredeyse bir bayram şey gibi, padişah gelmiş gibi fotoğraf çektiriliyor. Bu çok açık. Evet. Hatta kameranın ilk günlerinde fotoğraf olduğu düşünülüyor. Böyle kamerada insanlar hareketsiz durmaya çalışıyorlar gibi. Onu fotoğraf makinesi zannediyorlar filan. Güzel olan şeylerin fotoğrafı. Fotoğraf zaten kısıtlı olduğu için. Hatta bir postmortem diye bir 1800'lerin sonlarına doğru gelişmiş bir moda var, bir akım var. Osmanlı'da da yine gayrimüslimler arasında yaygın olan bir akım. Öldükten sonra ya birisi ölüyor ve o ana kadar fotoğrafı yok ve artık toprağa verilecek, aramızdan ayrılacak, yüzünü görmeyeceğiz. Unutmayalım diye aile toplanıyor, fotoğrafçı çağrılıyor. O kişi normal oturuyor, desteklerle oturtuyorlar veya işte etrafına toplaşıyorlar ve bir fotoğraf çekiliyor. Öldükten sonra aile fotoğrafı. Mesela bana çok garip gelmişti ama insanlar demek ki işte küçükler daha sonra büyükleri nasıl bir şeydi hatırlasın diye baktıkları andan itibaren hatırlamanın şeyin bir hafızayı kaydetmenin bir yöntemi olarak görüyorlar. Hatıranın silinmemesi gerekiyor. Evet, evet. Başka türlü çünkü mümkün değil, göremeyecek. Yani ama o zamanlar mesela birdir, ikidir. Şimdi bir soru daha soralım. Günde kaç fotoğraf çekiyoruz ortalama? Hadi gün olarak hesap edemiyorsak ayda kaç fotoğraf çekiyoruz? Yani neyin fotoğrafını? Ben çok çekenlerden değilim. Yani çok çekiyorsak evet. Neye çekiyoruz? Az çekiyorsak neye çekiyoruz? O kadar hızlı tüketiliyor ki işte Instagram kısmında mesela normal olarak yani insanlar hani benim neredeyse fotoğraf albümüm gibi hani kullandığım bir yer. Değişik işte seyahatlerde şeylerde. Ben de hani çok fazla kendime yer veren birisi değilim ama gittiğim yerleri seviyorum. Mesela rögar kapaklarını çekmeyi seviyorum. Onlarla kanalizasyon kapakları çünkü şehir estetiği hakkında şeyler veriliyor. Böyle değişik meraklar ediniyor insan. Kıyaslamalar. Çünkü kıyaslamalar üzerinden bir şeylere hüküm verebiliyoruz ya da tasnif edebiliyoruz diyelim. Sınıflandırabiliyoruz onları. Belki Abdülhamit'in de yapmaya çalıştığı şey buydu. Yani fotoğraf, çok fazla fotoğraf geliyor ve o fotoğraflardan insan türlerini, vatandaş türlerini, ekonomik gelişmişliği, problemleri, şehirlerin genel görünümünü, bayındırlık hallerini
belki zihninde belli kodlar geliştiriyor ve o fotoğraflardan bakarak. Fotoğraf çünkü çok şey anlatıyor diye düşünüyorum ben. Zaten tarih kitaplarına bakınca Sultan II. Abdülhamid'in halkın arasında karışmadığı, şehre çıkmadığı, Yıldız Sarayı'nda olduğu, bununla alakalı hep yazılı ama. Yıldız fotoğraf arşivleri çok. Evet ama müthiş bir fotoğraf arşivi var ve fotoğraf arşivinden şehri takip ediyor. Ya da işte o dönem için teleskop, daha uzağa gösterebilecek cihazlarla takip etti söyleniyor. Bir merakın olduğu kesin ki Sultan II. Abdülhamid o çektirdiği fotoğraflar, Abdullah biraderlerini çektiğimi hatırlayamıyorum. İşte Chicago'ya gönderiyor, sergilere gönderiyor, yabancı devlet adamlarına gönderiyor, İstanbul'un fotoğraflarını gösteriyor, farklı yerlerin. İstanbul'u tanıtıyor. Yani bir bakıma kültür elçisi gibi diyebiliriz değil mi? Evet. Yani bir şekliyle o zamanlarda, zor zamanlarda işte hala biz gücümüzü muhafaza ediyoruz, çok geniş bir alanı temsil ediyoruz, evet, gibi. Farklı kültürler. Farklı kültürler çeşitliliği gösteriyor ve bununla birlikte hem bir aidiyet, bir kimlik tesis edilmeye çalışılıyor. Fotoğraf sanatçıları diyelim daha sonrasında ve foto muhabirlerine, evet, geçiş. Ferit İbrahim ismi şey yapıyor, ilk Türk fotoğrafçısı olarak Osmanlı'da 001 fotoğraf cemiyeti falan, hı hı, şey yapıyor, açıyor Sirkeci'de. Ve o Ferit İbrahim'in şeyleri var. Hem Meşrutiyet dönemi başlıyor tabii, Meşrutiyet döneminde basın yayın biraz daha işte serbestleşiyor falan. O diyorlar yani içerik lazım. Durmadan işte gazeteler, dergiler vesaire yabancı yerlere, evet, gidilecek, gönderilecek fotoğraflar falan. Değişik yerli yabancı şeylere Ferit İbrahim çekiyor. Ferit İbrahim hem işte Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün de fotoğrafçılarından birisi. Böyle bir Üsküdarlı bir fotoğrafçı var. Ona da 16 yaşında İzzet Keribar gibi 16 yaşında fotoğraf makinesi sahibi olan birisi. Evet, evet. Aile demek ki belirleyici oluyor bu şeyler. Aklıma benim Kemal Tahir'in Kurt Kanunu başlıklı kitabı geldi. Onun TRT'de dizisi de yayınlanmıştı. Gazeteci Murat karakteri var. Elinde bir fotoğraf makinesi, gezdiği yerlerde her an sanki herhangi bir şey olursa fotoğrafını çekecek ve gazeteye gönderecek. O günün havadisini haber verecek bir isim gibi. O fotoğrafla, fotoğraf makinesiyle özdeşleşmiş. Zaten o dönemin fotoğraflarına bakınca elinde büyük bir makine. Herhangi bir olay olduğunda evet yakalayacaklar. Ya da bir siyasi program olduğunda, anlaşma olacağında, müzakere olduğunda hazırlar. Onları görüyoruz. Benim de aklıma Hilmi Şahenk geliyor. Onun büyük bir fotoğraf arşivi vardı. Gördüğümüz siyah beyaz fotoğrafların İstanbul'a dair, siyah beyaz fotoğrafların bir kısmı ona ait. Bu gazete satan, evet, evet, çocuk yazıyor, vardır yazıyor, mesela. Gazete yazıyor, yazıyor. Evet, o onun fotoğrafı. Bunun yanı sıra başka fotoğraflar var. Tabii ki Hilmi Şahenk'in dışında yine farklı fotoğrafçılar var. Bir foto muhabiri var, bir fotoğrafçı var. Öyle de bir, evet, ayrım. Ara Güler'in kitabının kitabıyla alakalı böyle bir girişinde buna benzer bir cümle vardı. Bir olay olduğunda olay yerine ilk koşan kişi foto muhabiridir. Oradan kaçan kişi, bir yerde bomba patladıysa misal, kaçan kişi fotoğrafçıdır diye. Hani hem Ara Güler'in ruh halini anlatması açısından, mücadeleci kişiliğini göstermesi açısından, hem de bir foto muhabirinin nasıl davranması gerektiğini bize belirtmesi açısından önemli. Öyle. Ya foto muhabirleri gerçekten çok önemli. Belki dünya tarihinde önemli yer tutan kişilerden birisi. Ara Güler bunlardan birisi. Kendisini kaybettik geçtiğimiz, evet, yıllarda. Bir müzesi var, hatırası, anısı yaşatılmaya devam ediyor ve bıraktığı fotoğraflar Türkiye'nin önemli kültür envanterindeki önemli kıymetlerden, değerlerden birisi. Yıllar geçtikçe de gençleşecek. Evet, evet, yani Ara Güler herhalde bir kendini foto muhabiri olarak şey yaptı, tanımladı. Öyle tanımladı. Böyle tanımladı, hani böyle sanat kısımlarına çok itibar etmedi. Yani bu fotoğraf sanatının daha aşağıda olduğunu veya daha az kıymetli olduğunu göstermez ama kendini o şekliyle tanımladı. O nerede olduğunu konumladı. O nerede olduğunu konumladı ve Türkiye, yani Türkiye'nin fotoğrafını, İzzet Keribar da aynı şeyde, evet, iddiada, Türkiye'nin fotoğrafını çekmek. Çünkü yani görüyor insanlar ve çok seviyor ve herkes hani, sevdiğini herkes görsün. Yani beğendiğini herkes görsün. Herkesle paylaşmak istiyor.
İzzet Kerivar Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülünü aldı. Yalnızca İstanbul'da değil, Van'da da fotoğraf çekti. Ahtamar Adası'nda oradaki o kilise, memleketin farklı yerlerini dolaştı. İzzet Kerivar'ın şöyle bir araştırınca 20'ye yakın kitabı olduğunu görüyoruz. Son yıllarda çıkan İki İstanbul var. Bursa'ya dair çıkan bir kitabı var. Ve sergilere de gidiyor, kovalıyor. Kendisi de tanınan bir insan. Türkiye'nin yine adeta kültür elçisi. Bu isimlere, bu şekilde çalışan kişilere ihtiyacımız var. Ya çünkü etrafında konuşabileceğimiz, birlikte baktığımızda aynı şeyi görebileceğimiz, bize bunu gösteren, bizim ortak bir zemin sunabilen insanlara ihtiyacımız var. Bu özellikle sanat kısmında ne olduğumuzu hatırlatacak kişilere ihtiyacımız var. Ondaki inceliği, detayı görüp keşfedebilecek, bu olgunluk sahip oldukları, mesleki olgunlukları yeni kuşaklara aktarabilecek şeylere ihtiyaç var. Sanatçılara, fotoğrafçılara, foto muhabirlerine ne dersek diyelim isimlerine. Sanatçı birleştirici de olmalıdır, değil mi? Yani Daha ya bu onun misyonu olmalıdır adeta. bu değişik şeyler var aslında, tanımlar var. Ben o kısmına da geçmek istiyorum. Bazen birleştirici olmalı, bazen uyandırıcı olmalı. Yani mesela bir Aylan Bebeğin fotoğrafı çekildi. Anladım. Ve Aylan Bebeğin o fotoğrafı 1.000 kelimeden, 1.000 sayfa yazıdan, 1.000 rapordan daha etkiliydi. Bütün dünyanın suratına çarpıldı. Ya burada bir çocuk ölüyor. Ve kimse de bir şey Ve söyleyemiyor. yerde, sahilde. Evet. Yani artık insanlığın, yani o başındaki jandarma ile birlikte o cansız bedenini gördüğümüz an. Yani bunu hangi ressam anlatabilir ki yani? Yani bunu hangi romancı anlatabilir ki? Ve İşte burada fotoğrafın bir sorumluluğu burada. Yani doğru bir açıdan insanı göstermek hangi siyasi sorumluluklarımız. ilişkiler, raporlar bununla alakalı gerçeği örtbas edebilir? Her Yani şey o susar, o aslında fotoğraf şöyleydi de konuşur. böyleydi de bizim yok efendime söyleyeyim şuymuş da buymuş da ya bitiyor yani sözün bittiği yer dediğimiz. Hani Evet. Sudan'da Akbaba'nın başında beklediği o ölmek üzere olan çocuğun fotoğrafını şey yapan Kevin Carter. Daha sonra taşıyamıyor yükü kendisi. Hazin bir son oluyor. Yani ama şu da var tabii ki hani uyandırıyor elbette ama öyle bir dünya ki medya öyle bir öğütme şeyi ki yani evet diyor bu diyor bu bir acı diyor biz bunu diyor satmalıyız diyor. Ve daha sonra işte basıyor gidiyor oradan İşte diyelim. Kevin Carter'ın yaptığı bu orada ahlaki olanla yapması gereken iş arasındaki farkı ayırt Ya edememiş. gazetecilik okullarında hep sorulur ya. Önce işte birini kurtarma ya da fotoğrafını çekme imkanınız olsa hangisini Hangisi? yaparsınız? Yani bu gerçekten cevabı çok kolay verilecek bir şey değil. Orada fotoğrafını çekerek binlerce kişiyi muhtemel bir tehlikeden de kurtarabilirsiniz bir yönüyle baktığımızda. Onu kurtararak o anı kaydetmeyerek bir kişinin hayatını da kurtarabilirsiniz. Kolay cevaplar değil bunlar. Şöyle bir düşünüyorum, Kevin Carter'ın yaptığı iş, fotoğraf çekiyor. Evet, orada bir akbaba çocuğu bekliyor ama ardından arabasına binip gitmesi, Çünkü yani bu arada yükü taşımak çok ama ağır. o anda artık bir fotoğraf makinesinden farkı kalmıyor demek ki. Kendini bir araç, bir teknik bir şey olarak görüyor Ne belki. yazık ki, ne Yani yazık ki. hepimiz ya bu boyutta olmasa da şu kısma da hani konuşalım demiştik. Neyin fotoğrafı çekilir, neyin fotoğrafı çekilmez. Ya da Mesela evet. az önce söylediğin gibi yine kurtarmak için mi ilk hareket yapılır ya da fotoğraflamak için mi? Yerine göre hep değişiyor aslında cevabı. Evet. Neyi kurtarıyoruz? Kurtarabilir miydik gerçekten? Bu biraz sanırım insanın kendi içindeki şey yani. Bu vicdanla çok ilintili. Bir de işin vicdan değil de daha duygusal mı diyelim, ahlaki kısmı mı? Evet, neyin fotoğrafı çekilir, çekilmez. En çok yakınılan sosyal medyada gördüğümüz yediğinizin fotoğrafını paylaşmayın. Paylaşılır mı, paylaşılmaz mı? Şimdi yemeden Hangi... mi paylaşılır, yerken mi paylaşılır? Bu detaylar var. Ben de şahsen hani böyle eğer ki hani herkesin yani mesela bir simitse diyelim yediğimiz herkesin ulaşabileceği bir şeyse ve o güzellikse paylaşmaksa hani birisiyle bir simidi paylaşmaksa bunda bir problem görülmüyor. Veya ne bileyim herkesin içebileceği bir bardak çaysa o güzel olabilir ama herkesin erişemeyeceği biz küçükken mesela neydi hani okula muz getirmeyin evladım Evet. herkes alamayabilir filan. İşte efendim şu poşetle hani kimsenin görmeyeceği şekliyle bazı şeyler alınır filan.
Tabii ki hani böyle göstermemek, gözüne sokmamak, mütevazi olmak, aman ayıp olmasın. Hani böyle değişik kademelerde bu bir kültürün bir parçasıydı. Dolayısıyla da gösteriş çok fazla hoş karşılanmazdı. Ama şimdi bakıyoruz ki göstermiyorsak yokuz gibi bir duruma geliyoruz. Yani yaşamak mı, paylaşmak mı? Çocukluğumuzda ilk duyduğumuz şeylerden birisi ailemizden dışarıda bir şey yiyip içme. Anlamazsınız, çocuksunuz. Neden? Soruyu soracaksınız. Başkalarının canı çekebilir. Alacak durumları olmayabilir. Biz bununla büyüyen bir nesiliz. Ha, dışarıda yiyip içtiğimiz oluyor mu? Evet. Fakat ben sosyal medyada mükellef sofralar, herkesin ulaşamayacağı sofralar, yedikleri önlerinde, yemedikleri ardında. Yani bunun toplumsal barışı dinamitleyeceğini düşünen insanlardanım. Neden? Çünkü bir yer biri bakar, bu Barış Manço'nun şarkısında da var. Bir yer biri bakarsa orada problem olur. Bunu çok da böyle ön plana çıkartmamak gerekiyor. Ama bir taraftan da bakınca bugüne, madalyonu şöyle çevirince görüyoruz ki bu çağ, bu zaman, bu dönem ne yapıyorsan paylaşman gerektiğini hissettiren, düşündüren dönem. Yani hassas olmakla çağın herkesin yaptığı ve sıradan kabul ettiği şeylere böyle uyma arasındaki çelişki. Ben tercih etmeyenlerdenim. Yediğimi paylaşmam. Ha, başka bir soru da sorabiliriz. Aile fotoğrafı paylaşılır mı, paylaşılmaz mı? Yani orada çocukların tabii mahremiyeti, mahremiyet çok önemli. Mahremiyetini korumak için yani bir mutlu bir anı paylaşmak onu iyi bir şey midir? Yoksa çocukların mahremiyetine saygı mı gösterilmeli? Orada tabii ki bunun da kesin bir cevabı yok. Aşırı bir paylaşım olmamalı. Yani neredeyse bu, her gün oluyorsa aslında evet, bir bu, burada bir sorun burada var bir demek problem ki. Vardır. Çünkü belli bir süre sonra artık öğütülen yani o mahremiyet bir şekliyle sürekli göz önüne, göze sokulmaya çalışılan bir şey haline dönüşüyor. Tabii. Hoş olmayan bir alışkanlık halini alıyor. Ben onu çok tasvip etmiyorum baktığımızda. Ya mesela hani fotoğrafçılar tekrar Ara Güler'e veya İzzet Keribar'a girecek olursak, mesela Ara Güler neyi çekmiş? Yani insanları çekmiş hani. Bakmış yaşlı bir insanı çekmiş. Sokak kahvesinde oturanları çekmiş. Sohbet edenleri. Sohbet edenleri, vapur insanlarını çekmiş. Bazen insan yok. Şehir evet. Var. Baktığımızda her biri güzel. Hepsi güzel ama en güzellerinden birisi herhalde Edirne'deki o eski camiye Lafzatullah'ın olduğu fotoğraftır herhalde. Böyle Allah diye yani insan evet. Ve Allah o fotoğraflar. Yani bunu görebilmek, bunun değer taşıdığını, hani kutsalın bir değer taşıdığını ve o hissiyatı yakalayabilmek için yani Türkiye'ye çok fazla yabancı gelmiş. Çok işte fotoğrafçısı gelmiş, turistler geliyor bilmem ne. Ama Ara Güler gibi o anı yakalayabilen, çok o detayı yakalayabilen çok az. Hani bu dindar olup olmamak meselesi falan da değil yani. Bu kesinlikle. Mesele bu toprağı neyin oluşturduğuna dair bir fikriyat meselesi. Onun neye tekabül ettiğini anlama, kavrama meselesi. Geçmişle irtibatımız. Batılılar, oryantalistler İstanbul'a geldiklerinde ibadethaneleri çiziyorlardı. Sonra fotoğraf çekildiğine ibadethanelerin fotoğrafları yayınlanıyordu. Ama Cumhuriyet Dini ilanından sonra evet bu işi Ara Güler çok iyi yaptı. Bugün yine bahsini açtığımız konu İzzet Keribar. Kadırga'daki Sokolu Mehmet Paşa Camisi, Azapkapı'daki yine Sokolu Mehmet Paşa Camisi onların fotoğraflarını çekmiş. Ara Güler insanı oraya yerleştiriyor, insanı yakalıyor. Öyle bir sıcaklığı var gibi. Fakat İzzet Keribar'ın da diğerlerin de bu mabetleri çekmesi ki bu insanlar bizim insanımız, biziz yani. Oryantalist bakış açısı yok, küçümseme yok, olan gündelik hayatımız, gündelik yaşantımız. Ve bir miktarda gururla biz buyuz. Evet. Hani biz buyuz. Çünkü mesela şimdi bakıyoruz. Hani Ortaköy Camisi diyoruz değil mi? En fazla fotoğrafı çekilenlerden evet. Birisi. Şimdi mimarı kim veya müteahhitleri diyelim? Balyan kardeşler. Balyan diye geçer. Şimdi İstanbul'un abidesini onlar yapmış. En güzel fotoğraflarını Ara Güler çekmiş. Biz ne burada bir şey mi yapacağız yani? İşte şu şöyleydi. Etnik kökene inmek gereksiz oluyor. İnmek mi? Yani bunu zaten hemen hemen herkes bıraktı. Bu milletin, bu toprağın değeriyle gurur duyan, hani Kuzguncuk'taki gibi vesaire böyle gurur duyan, bu toprağın ayakları bu toprağa basan kişiler
mutluluk taşıyorlar. Yani tabii. Ve gerçekten kalıcı olacak olanlar da bunlar yani hani baktığında. Çünkü şey hissediyorlar ya bu kadar güzel topraklar var ve ben bu topraklardan beslendim. Herhalde buraya da bir borcum var diye düşünüyorlardır. Ben şunu da ekleyeyim. Şimdi tekniğin ilerlemesi elbette bizim zamanı dondurmak için araçlarımızı çeşitlendiriyor. Fotoğraf makinesi vardı, fotoğraflar çekildi, zaman geldi video. Videolarla zamanı kaydetmeye çalışıyoruz, yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi Aragüler'in fotoğraflarla yakaladığı bir Ayasofya olsun, Edirne'deki eski cami olsun, bir Süleymaniye olsun ya da o bacasından dumanların tüttüğü bir şirketi hayriye vapur olsun. Şimdi bunları fotoğraflarda görüyoruz. Hareket yok. Aragüler tabii anlat anlat bitmez. Türkiye'nin hikayesini anlatan kıymetli bir insan. Bu durağanlık aslında baktığımızda Aragüler'in eserlerinde hep bir neredeyse hani Tanpınar, Ahmet Hamdi Tanpınar'la da ortak böyle bir dergah yayınları Aragüler Müzesi ortaklaşa evet. Bir kitapta çıkardılar. Orada da var aslında her kitabı bir hikaye, her karesi bir hikaye aslında diyebiliriz. Zaten Aragüler'in fotoğrafları konuşturuyor. Evet, oturup üzerine hikayeler yani o damıtılmış hali belki konsantre haldeki hikayeler. Çünkü önü var, arkası var, zihin tamamlayabiliyor, filmlere atıflar yapılabiliyor veya o karelerden filmler çekilebiliyor diyelim. Bir sürü şeyleri var. Önümüzde en fazla fotoğrafı çekilen yerlerden birisi de İstanbul'da herhalde Taksim'dir. Taksim'de cami var. 29 Ekim'de de Atatürk Kültür Merkezi açılıyor. Heyecanla bekliyoruz. Oralarda herhalde çok fazla fotoğraflanır diye düşünüyorum. Çünkü Atatürk anıtı, Taksim Atatürk anıtı çok fotoğraflanan yerlerden, evet. Önündeki kuşların. Arkasında cami yeni, silüeti yeni eklenmiş bir yer. Şimdi de neredeyse 360 derece baktığımızda bir de Atatürk Kültür Merkezi olacak. Belki önümüzdeki haftalarda biz de nereye gidiyoruz dediğimizde Atatürk Kültür Merkezi'nde belki gidebiliriz. Böyle evet, Atatürk olabilir. Kültür Merkezi'ni görüşmek yeni attı. Atatürk Kültür Merkezi'ni görmek yine halini tabii ki onun hakkında konuşmak heyecanlandırıcı. Dilimiz dolanıyor zaten düşününce bile öyle oluyor. Ya orada çok herkesin herhalde ya önünde buluştuğu bir yerdir. Ya efendim içinde bir etkinliğe gitmiştir, bir şeyler olmuştur. Geçerken bir şekliyle temas etmiştir. Bütün İstanbul'un aslında... Hababam sınıfından bir sahne geliyor aklıma. Buluştukları yerlerden biri sonrası. Evet, AKM'nin önüne derler. Evet, öyle oluyor. Öyle vermiş. Bugün Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeydik. İzzet Keribar'ın sergisi hakkında konuştuk. Fotoğraf üzerine konuştuk. Fotoğrafçılar hakkında konuştuk. Evet, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk Kültür Merkezi açılacak. Merakla bekliyoruz. Nereye gidiyoruz lan bugünlük bu kadar? Bir sonraki durakta yine buluşmak üzere. Görüşmek, buluşmak üzere.